Merhabalar, bu dersimizde temel CSS özelliklerini öğreneceğiz. Bu yüzden daha önce oluşturduğumuz projeyi açıyorum ilk önce. Ya buradan deneme sitemiz ln dosyasına tıklayarak açabilirsiniz ya da Visual Studio'dan da açabilirsiniz. Örneğin daha önce deneme sitemiz adlı bir solution dosyamız vardı. Buna tıklıyorum ve projemiz açılacaktır. Gördüğünüz gibi daha önceden oluşturduğumuz projemizi açtık. CSS özelliklerinden arka plan rengini Sky Blue yapmıştık hatırlarsanız. Şimdi metin renklerini değiştirdim. Tabii metin renklerini değiştirmeden önce metin eklemeliyiz. Bunun için lipsum.org sitesini düzeltiyorum. Sitesini ziyaret ediyorum. Ve Generate'den bana 5 adet mıcır yazı oluşturdu. Anlamsız yazılar bunlar arkadaşlar. Form kısmına geliyorum. Ve içerik kısmına yapıştırıyorum bunları. Tabi paragraflarımı düzenlemeliyim. Bunları bir paragraf şeklinde göstereceğim. Kapatma etiketlerini de yazıyorum. Ekledikten sonra arkadaşlar tekrar style CSS dosyama dönüyorum. Örneğin metin rengi dark magenta olsun. Değiştiriyorum. Firefox'a tıklıyorum ya da F5'e basabilirsiniz arkadaşlar klavyenizden. Gördüğünüz gibi metin renklerimiz dark magenta olarak değişti. Bunu durduruyorum. Fakat değiştirmiyorum. Artı olarak font family Verdana olarak değiştiriyorum. Verdana fontunda olacak. Refresh yapıyorum. Gördüğünüz gibi metinlerimizin fontu değişti. Eğer virgül de kullanırsak Verdana fontunu bulamadığı durumlarda monospace fontunu bulacak. Monospace fontunu bulamadığı durumlarda da sans serif fontunu arayacaktır. Virgülle kullanımı da bu şekildedir. Font size var arkadaşlar. Font büyüklüğü. Örneğin 16 piksel yapalım. Genelde 10, 12, 14, 16 şeklinde çift sayılar kullanmaya özen gösterir. Zaten 16'ymış. O zaman bunu bir 10 yapalım. Küçültelim. Gördüğünüz gibi fontlarımız da küçüldü. Bu da çok küçük oldu. İdeali 12'dir herhalde. 12 yapalım. Evet. Yeterli. Bunun dışında font white var arkadaşlar. Font white var. White da metinlerimizin kalın ya da normal bir şekilde yazılıp yazılmayacağını gösteriyor. Bold'u seçiyorum arkadaşlar. Bold kalın demektir. Tekrar refresh yapıyorum. Gördüğünüz gibi metinlerimiz artık kalın bir şekilde yazıldı. Yeni bir seçici ekliyorum. İsmi div olsun. Div'lerin background color'ı Sky Blue olsun. Tabi body'mizinkini de white yapalım. Background'ımızı. Background'ı Sky Blue yaptıktan sonra width değeri verelim. Width genişlik demektir arkadaşlar. Mesela 600 piksel bir genişlik verelim. Height'ına da 300 piksel verelim. Daha sonra dosyama dönüyorum. Şu kısmı göstermek yeterli. Div etiketini açtıktan sonra kapatıyorum. Şu kısımlar gereksiz artık benim için. Ctrl A yapıyorum. Hepsini seçiyorum ve Ctrl K D ile hizalamamı yapıyorum. Bu şekilde eğer bir hizalamada bir sorun yaşarsanız tekrar bir Ctrl K D yaptığım zaman hizalamasını kendi yapacaktır. Kod alanındaki hizalamalar tabii ki bunlar. Ve refresh yapıyorum. Gördüğünüz gibi 600 piksel genişliğinde, 300 piksel yüksekliğinde bir divim oluştu. Bu şekilde temel bir CSS özelliği eklemiş oldum. Bu derslik bu kadar arkadaşlar.